Herkese merhaba. Bugün yine bir polinom sorusuyla birlikteyiz. X bölü x artı y artı x eksiye bölü x bölü x bölü x eksiye artı x artı y bölü x ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Ya diyeceksiniz ki bunun polinomla ne ilgisi var? Polinomda şu ilgisi var bunun. Px ve Qx herhangi iki polinom, Qx farkı sıfır olmak üzere, yine bunu not olarak hatırlayalım. Px ve Qx sıfırdan farklı iki polinom olmak üzere px bölü qx şeklindeki ifadelere rasyonel ifade ya da kesir denir. Peki bunun adı kesirmiş ya da rasyonel ifadeymiş. Peki basit kesir ne demek? Hep bunu sorarız öğrenince basit kesir nedir diye. Belki payın derecesi paydadan küçük olan kesirlere basit kesir, büyük ya da eşit olan kesirlere bileşik kesir denir. Yani bildiğimiz kesir tanımı oysa değil öyle. Bakınız, tamam basit kesir de payın derecesi paydadan küçüktür ama onların hepsi basit kesir değil. Ve hepsi bizi ilgilendiren basit kesirler değil. Peki nedir o zaman basit kesir sorusunu cevaplamaya çalışalım. Burada asal polinomdan bahsetmek istiyorum. Rasyonel ifadeyi tanımlarken. Şimdi asal polinom ne demek? İndirgenemeyen polinom ne demek? Şimdi indirgenemeyen polinom en az birinci dereceden iki polinomun çarpımı şeklinde yazılamayan polinomlara indirgenemeyen polinom. Mesela 2x artı 1 polinomu indirgenemeyen polinom. İndirgenemeyen polinom. Peki bir tane daha işte x kare artı 4 bu da indirgenemeyen polinom. Çünkü en az birinci dereceden iki polinomun çarpımı biçiminde yazılamıyor. Peki şuna bakalım. X kare eksi 9 indirgenemeyen polinom değil. Bunu indirgeyebiliriz. X eksi 3 x artı 3. Bu indirgenemeyen polinom değil. İndirgenebilen polinom. Peki asal polinom ne demek? Baş katsayısı 1 olan indirgenemeyen polinomlara asal polinom denir. Mesela bu indirgenemeyen polinomdur ama asal değil. Değil. Peki bu indirgenemeyen polinomdur ve aynı zamanda asaldır. Asal polinom ve indirgenemeyen polinom kavramlarını hatırladıktan sonra şimdi de basit kesirlerden bahsetmek istiyorum. Bakınız, küçük ABC büyük ABC bunların hepsi birer gerçek sayı olsun. Gerçek sayı. M ve N de sayma sayısı olsun. Yani
Pozitif doğal sayı olmak üzere A bölü AX artı B'nin n'inci kuvvetine birinci tip basit kesir denir. Birinci tür basit kesir. Peki ikinci tür basit kesir nedir? Bakınız AX artı B bölü AX kare artı BX artı C üzeri M ifadesine ikinci tip basit kesir denir ya da ikinci tür basit kesir. Yalnız burada bir koşulumuz var. Delta burada negatif olmak zorunda. Bu notumuzda rasyonel ifade ya da kesir ne demek? Basit rasyonel ifade ne demek? İndirgenemeyen polinom ne demek? Asal polinom ne demek? Peki indirgenemeyen ve asal polinom tanımı niye var? Polinomların ODEV OKEKİ için var. İki polinomun ODEV ve OKEKİ'ni buradaki asal kavramına göre tanımlayabilirsiniz. İki polinomu da tam bölen en büyük dereceli polinoma o iki polinomun ODEV'i, iki polinomu da tam bölünen en küçük dereceli polinoma da o iki polinomun OKEKİ denir. Polinomlarda ODEV OKEKİ kavramı da geçmiş yıllarda sınavlarda sorulmuş arkadaşlar. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra sorumuza gelelim. Neymiş sorumuz? Sorumuz rasyonel ifadelerde sadeleştirmeymiş. Rasyonel ifadelerde sadeleştirme. Peki rasyonel ifadelerin yani kesirlerin ya da basit kesirlerin toplamı var burada bakınız. Toplamak için bunların paydaları eşittir. Buraya x, buraya da x artı y yazılır. Bu her iki polinom da asaldır. Aynı zamanda indirgenemeyen polinomdur. Bunların OKEKİ kendi çarpımlarıdır. O halde bakınız paydaları nerede eşitlendi bunların? OKEKİ'nde eşitlendi. X çarpı X artı Y'de paydaları eşitlendi. X çarpı X artı Y'de paydaları eşitlendi. Peki yukarısı ne olur? X kare. Bununla çarp. Şimdi x artı y ile x eksi y'yi çarparsam bunlar iki kare farkı özdeşliği olduğu için x kare eksi y kare bulunur. Bununla işim bitti. Şimdi gelelim ikincisine. Gene bu iki polinomun ki bu iki değişkenli bir polinom, bu bir değişkenli polinom. Bunların OKEKİ, bunlar aralarında asal olduğundan OKEKİ çarpımlarına eşittir. Onun için bunun altına x, bunun altına da x eksiye yazarsak bunların OKEKİ olan x çarpı x eksi y'yi buluruz. X çarpı x eksi y'yi buluruz. Y'yi buluruz. Peki şimdi yukarıda ne olur? X kare x kare artı x eksi y ile x artı y'nin çarpımı iki kare farkından gene x kare eksi y kare bulunur. Peki şimdi bölme işleminde iki kesri ya da rasyonel ifadeyi bölmek için birinciyi aynı yazıp
İkinci ters çevirip çarpacağımızı hepimiz biliyoruz. Birinciyi aynaya yazdım. Nedir birinci? İki tane x kare eksi y. Toplanabilenleri topladım. İki tane x kare eksi y kare. Y kare. Şurada yanlış yazmış arkadaşlar. Bu y kare. Eksi y kare. Tekrar ediyorum. İşlem hatası yapmayan henüz anasından doğmadı. Hepimiz her yerde işlem hatası yapabiliriz ama dikkatli olursak daha az yaparız. Aksini söyleyen hikaye okumuş olur. Bölü x çarpı x artı y. Şimdi gelelim buna. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. X bölü x çarpı x eksi y bölü iki tane elma, yani iki tane x kare eksi y kare. Şimdi bakalım sadeleşenler var mı? Birinci kesrin payı ile, bakın birinci kesrin payı ile ikinci kesrin paydaları sadeleşti, gitti. Sadeleşti yani. Şunları sadeleştiriyorum. Şununla şunu. Peki geriye kalanları yazıyorum. Ha, başka sadeleşen var mı? Evet. X'ler de sadeleşti. Yukarıda sadece x eksi y kaldı. Aşağıda da sadece x artı y kaldı. Yani sorumuzun cevabı E seçeneği bulundu. Bir daha denetleyelim. İşlem hatası yapmış olabiliriz diye denet. Bakıyorum. Payda eşitledik. X artı y, x kare artı x çarpı x kare x doğru. Burada x kare doğru. Herhalde işlem hatası yapmadık arkadaşlar. Doğru cevabımız da Edirne'ymiş. Ve gelelim yeni sorularda, yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.